bizleri, izleyicileri. 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerini geride bıraktık. Biz işimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün de Bahçelievler ilçesinin Şirinevler mahallesinde seçmenlerimize Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz, değil mi diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Merhabalar. Merhaba. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Her kötülük geliyor. Peki AK Parti ülke yönetiminde memnun musunuz, değil misiniz? Değiliz. Neden? Daha ne olsun, görünüyor işte. Yok, uçurduk olsa... diyorlar. Yol, köprü, baraj, İHA'sı, biz uçurduk diyorlar. Onları. Ne alakası var, ne alakası var? Millet aç dolanıyor. Peki. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Aklımıza ekonomi geliyor, savaş geliyor. Yapamıyor yani, mu artık AK Parti? Yapamıyor. Çoktan bırakması gerekir. Yani. Biz ülkeyi uçurduk diyorlar. Köprü, yol, baraj, İHA'sı. Köprü, yol yapmış. Nasıl yapmış? Parayla yapmış. Bizim parayla yapıyor, bize satıyor. Bize satıyor yani. Yani bizi keriz yerine mi koyuyor? AK Parti yönetemiyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler abi, sen nasılsın? Tekrar karşılaştık. Evet abi. Sorumuz bugün şu: Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? AK Parti ülkeyi yönetiyor mu, yönetemiyor mu? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Recep Tayyip Erdoğan deyince aklıma balon geliyor. Tamam mı? Balon. Evet. En son hali de sönmüş balona benzetiyorum. Biraz daha ileri gidersem de o balon da tamamıyla patladı. AK Parti ülkeyi yönetiyor muydu, ikinci soru? Evet, yönetebilir mi, yönetemiyor? AK Parti 22 yıldır bu ülkeyi yönetemediğini ben sokaklarda cayır cayır bağırdım, anlattım, dile getirdim. Yorumcu arkadaşlar dile getirdi. Halk bize değil, onları tercih etti. Bugün halkla yüz yüze geldiğimizde hepsi mesajlarında şöyle diyor: siz doğruymuşsunuz, siz bize doğruyu göstermişsiniz ama biz anlamadık diyorlar. O yüzden doğruyu görenler de katkımız olduğundan dolayı işte sonuç kıpkırmızı bir harita çıktı zaten. Ama Erdoğan bir önce grup konuşmasında Cumhur İttifakı olarak en çok belediyeyi biz aldık, başarılıyız açıklaması yaptı. Ya grup şimdi bakın, artık Recep Tayyip Erdoğan devri bu ülkede aslında bana sorsan son 5-6 yıl önce bitmesi lazımdı. Öyle mi? Tabii. Bu Suriye politikası başladı. Yol, abim bak. İHA, SİHA, uçurum. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Boş beleş şu Suriyelileri, Afganları bu ülkeye soktular. Tamam mı? Boş beleş. Ya bu bak, ben mesela buradan o Sağlık Bakanı bu ülkede ne iş yapıyor onu çözemiyorum abi. O Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede ne iş yapıyor onu da çözemiyorum. Bak net söylüyorum sana. Abi benim GSS prim borcum diye bir şey var, tamam mı? Evet. Benim gibi milyonlarca insanı GSS prim borcu altında borçlandırdı. Evet. Ama o Suriyeli, Afganlı neyse hastaneye gittiği zaman, eczaneye gittiği zaman şaka şakır muayenesini alırken, doğumları karşılanırken, ilaçları karşılanırken benim GSS birim borcumdan dolayı tahtam kapalı olduğu için ben hiçbir haktan faydalanamıyorum. Arkadaş, bu ülkede savaş, onların ülkesinde savaş diye bir şey yoktu zaten baştan beri. Ya bu adamlar niye bu ülkede duruyor? CHP belediyeleri kalktı, bu adamların tabelalarını sökmeye başladı. İyi mi yaptı? Yaptı. Sonuna kadar da helal olsun. Bu adamları ruhsat vermiyor mu? İyi mi yapıyor? İyi yapıyor. Ya bunu hükümetin yapması gereken yerde belediye niye yapıyor ya? Ya beni borçlandıran belediye değil, hükümet borçlandırıyor. Göç politikasını beğenmiyorsunuz. Abi göç politikası diye bir politika yok ya. Bu göç politikası tamamıyla menfaatsel bir politika. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Bahçelievler ilçesi Şirinevler mahallesindeyiz. Kısa bir süre önce yerel yönetim seçimlerini geride bıraktık. Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Erdoğan deyince aklıma milyarder türü, dünyanın en zengin adamı gelir. Ne gelir başka? En zengin adamı AK gelir. AK Parti 22 yıldır tek başına yönetimde. Ülkeyi yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu ülkeyi? Ülkeyi tek başına 3 gün yönetemedi. Hep yalanla, dolanla, palavrayla, iftirayla yönetti ya. Ben Kılıçdaroğlu'na oy da vermedi. Bir halıyı 6 ay kullandı. Halıyı çinledi. Halıya bastı, şuna bastı, buna bastı. Kendi yabancı devlete camiye ayakkabıyla girmiş. Televizyonda seyrettim ben. Bu kadar iftira olur mu? İftiralarından bu devlet yönetilir mi, sana soruyorum ben. Yapamıyor mu? Ya, peki 22 yıldır niye kazanıyor? Bir dakika. İlk seçildiğinde 4 sene sonra iyi olacak dedi, daha kötü oldu. 10 sene sonra iyi olacak dedi, daha bok oldu. 15 sene sonra iyi olacak dedi, millet ekmek çalmaya başladı. Daha ne zaman iyi olacak bu ya? 22'dir niye kazanıyor o zaman, o kadar kötü oluyorsa? Ya, abi bak şimdi, öyle kazanıyor ki dinine, Kur'an'ına, Allah'ına milleti kandırıyor ya. Bana oy verin diyor, cennete gidin, arsalın oradan diyor. Bu kime oy verecek? O filmde değil miydi ya? O Şener Şen'in filmindeydi cennet. Cennete gidiyor ya.
La ya böyle yalan dolan olur mu ya? Algıyla mı yapıyorlar? Tabi algıyla, yalandan dolanla. Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Erdoğan deyince aklımıza ne geliyor? Kriz geliyor, her şey geliyor. Kriz? Tabi ya, bundan daha büyük kriz mi olur ya? Uçuyoruz, yol, köprü, baraj, İHA, SİHA diyorlar. Ne dersiniz? Yani yapacağını da yapacak. Yaptığından ne oldu ki? Yaptıkları... AK Parti yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu efendim? Şu anda yönetemiyor. Yönetemiyor mu? Yönetemiyor. Peki. Ayarı güzel yapın lütfen. Efendim merhabalar. Merhaba, daha önce Bakırköy, burada yine karşılaştık. Bugün yine karşılaştık. Sorularımız biraz değişti. Seçim bitti çünkü. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor diye soruyoruz efendim. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklımıza ne geliyor? Onun bir dediği bir dediğini tutmuyor. Bugün A diyor, yarın B diyor. Bugün siyah diyor, yarın beyaz diyor. Veya bugün beyaz diyor, yarın siyah diyor. Bunun örneğini çok gördük. Yani Esat'a kardeşim diyordu. Türkiye'de tatil yapıyordu özel yatlarda. Ondan sonra terörist Esat oldu. Şimdi tekrar kardeşim Esat olmaya yoluna doğru gidiyor. Adamını gönderiyor. Esat'a diyor yürü git lan, senin gibi bir insanla işim olmaz. Onun dışında Muhammed Mursi'nin kankisiydi. Eski Mısır Cumhurbaşkanı lideri. Eski Mısır Cumhurbaşkanı. İşte Sisi geldi. Darbe yaptı Mursi'ye. Erdoğan da çıktı. Yıllarca Rabia işareti yaptı. Böyle yaptı. İnsanları böyle kandırdı. Yıllarca Rabia işareti yaptı. Dedi ki bütün dünyada yapılan darbelere karşıyım. Allah darbe yapan insanların belasını versin. Allah onları karu perişan etsin. Dedi darbecileri yakaladığım yerde var ya, dedi ağzını burnunu kıracağım. Dedi ulan siz ne biçim insansınız? Benim adım Erdoğan. Ben dünyanın en iyi kickboksçusuyum. Benim karşıma çıkma Sisi dedi. Ağzına demedini bırakmadı. Sizin gibi değerli insanlar mikrofonu uzattı. Dedi işte bir gün olur da Sisi ile katil terörist Sisi dediniz, Sisi ile görüşür müsünüz, konuşur musunuz? Dedi o katil terörist Sisi ile işim olmaz. Çıktı dedi ki İsrail ile ticaret utancı solandırırsın dedi. Adamı görevden aldılar ya, inanılmaz. Rezalet, skandal ya. Ya adam ne güzel bir şey söylüyor. Diyor ki kardeşim diyor İsrail katildir. Müslümanları, insanları katlediyor. Çoluk çocuk, kadın, sivil katlediyor. Aylardır on binlerce insanı katletmiş. Diyor ki Erdoğan AK Parti imam bunu söyledi. Namusu şerefli bir imam çıktı Bitlis'te. Dedi İsrail'le ticaret yapma artık, yeter. Dedi Türk halkı, Müslümanlar senin ticaret yapmanı istemiyor. Adamı görevden aldılar. Onun dışında Evet. Onun dışında Sakarya'da Erdoğan miting yaptı seçimden önce. Birkaç tane AK Partili kadın, 5-10 tane ellerinde pankart, afiş, İsrail'le ticaret utancı solandırırsın. Erdoğan saniyede indirdi. Saniyede ne güzel pankart asmışlar ya. Niye metro gidiyor? Herkes fikrini düşünmek zorunda mı? Kesinlikle. Evet. Herkes fikrini söylemek zorunda. Haklısınız. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Efendim Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza... Ne geliyor aklınıza Erdoğan deyince? Benim Recep Erdoğan deyince dünya lideri aklıma geliyor. AK Parti, ablacığım çıkar mısın? AK Parti ülkeyi yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu efendim? Yani yönetiyor ki millet 20 yıldır, 25 yıldır oy veriyor. Eyvallah. Yani... Niye böyle pislik yaratıyor? Boşver. Erdoğan deyince... Erdoğan bunun neyisidir? Ablacığım sen kendi... Ben bir şey demek istiyorum. Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Nice insanları böyle mahvetti, yetti. 70-80 yaşında bir gazeli annemiz, teyzemiz. Annemiz, teyzemiz gazeli. Hüngür hüngür ağlıyor. Hüngür hüngür. Oturduğu ev yıkılmış. İsrail oturduğu eve bomba yağdırmış. Yıkılmış. Çocuklarını, torunları kaybetmiş. Bu bizim bir Türk de olabilirdi. Bizim öz annemiz de olabilirdi. Biz de gazeli olabilirdik. Gram, içinde gram vicdan merhamet olan, insanlık duygusu olan İsrail'e ticaret yapmaz. Gram gram. Yani gram vicdanınız, merhametiniz varsa İsrail'le ticaret yapmayın, insan olun. Son olarak da şunu söyleyeyim abi. Benim ülkem dünyanın en güzel ülkesidir. İnsanın, Türk halkım da dünyanın en güzel insanıdır. Benim ülkem, insan dünyanın her şeyin en iyisini hak ediyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. Bazıları bin odada fazla sarayda yaşarken beni Türk halkım 17 bin TL'yle geçinemiyor. Emeklim 10 bin TL'yle geçinemiyor. İnsanlar halk ekmek kulübelerinde metrelerce kuyruk sırada. Askıda ekmek var, askıda simit var. Millet 30 gün boyunca çalışıyor, kiraya yetmiyor aldığı maaş.
Biz bunu onurlu gururlu başındaki insanlar olarak bunu reddediyoruz abi. Bu biz insanca yaşamı savunuyoruz. İnsanca yaşam, hak, hukuk, adalet, eşitlik. Herkes için iş, aş, ekmek, insanca yaşam. Siz saraylarda yaşayacaksınız. Yediğiniz önünüze yemediğiniz arkanızda olacak. Türk halkı açlıktan ölecek ya. Bunu kabul etmiyoruz. 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 Onun için artık gidin diyoruz. Bıktık sizden diyoruz. Yeter artık diyoruz. Teşekkür ederim abi. İyi ki varsın. Merhaba. Teşekkür ederim. Fazla masalına sen Gerçen ver geçirmişsiniz masalına. Sen Gerçen öyle böyle. Sen de CHP gelse ne olacaktı iktidar yok. Bizim sorumuz CHP değil. Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? İktidar her şeyi yaptı. Boş konuşmayın. Hayır sen Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Her şeyi yaptı. Yolunu tuttu her şeyi. AK Parti 22 yıldır yönetiyor. Her şeyi yaptı. Abi kavga etme. Ben tarafsız bir şekilde soruyorum. Öyle çıkmışım boş konuşuyor. Boş. Lan yolunu yaptı, İHA yaptı, SİHA yaptı, milli savunmayı yaptı. Yapmadı ne kaldı? Var 80 sene. Ya bırak konuşma. Efendim diğer soruyu sorabilir miyim? Müsaade eder misiniz? 80 yıl niye yapamadınız? 80 sene bir çivi çakmadınız be. Ulan her şey yaptı. Neyi yapmadı be? Tüketilmeyenlerle hiç geçmez. Erdoğan deyince aklına. Abi sahat, devlet. Sahat devletten maaş alıyor. Ev kirasını diyor. Bu devlet daha ne yapacak demişlerim. Biz önce nasılsın? Teşekkür ederim. Sakin, çok iyi. Sakin. Erdoğan deyince aklına ne geliyor abi? Erdoğan diyorsa Türkiye'yi dünyaya tanıttığını geliyor aklıma. AK Parti 22 yıldır yönetebiliyor mu yönetemiyor mu efendim? AK Parti mi? Evet. Çok güzel yönetiyor. Deyince aklına ne geliyor? Abi Erdoğan deyince akla gelen ilk şey zam. Erdoğan hakkında AKP'ye sormayan burada bir vatandaş çıksın direkt kalkık ayağına getirmekten 6 yıldan 12 yıla kadar hapis. AKP'ye sormayan bir vatandaş çıksın buraya. Bu haber burada paylaşılsın direkt kalkık ayağına getirmekten 6 yıldan 12 yıla kadar hapis. Peki. Sadece o. AK Parti ülkeyi yönetebiliyor mu yönetemiyor mu 22 yıldır efendim? Abi AK Parti ülkeyi yönetebilse dolar 32 TL olmaz zaten. Bu kadar zam olmaz. Emekli 10 milyar maaş verilmezdi. 10 milyarı bir derdin kirasını verdin diyelim. Diğer şeyini nasıl geçireceksin? Hani neyin yemeğini alacaksın, neyi yıkayacaksın, evi nasıl geçindireceksin 10 milyarla? Hayat zor diyorsun. Aynen öyle. İmamoğlu. Evet. Herkes orada oturuyor, çiçek donattı oraya. Bak ne güzel oldu. Şirin evler meydanı güzel yaptı. Güzel yaptı. Sarı kardeşim. 3 ayın çayı çok değerli bir şey. Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Erdoğan. Erdoğan da fakiri fakir yapar, zengini zengin yapıyor. Bu geliyor aklına. Tayyip'in köylüsüyüm, dişimi yaptıramıyorum bak. Param sokakta kalıyorum. Devlet bizi yurttan attı, yemek vermiyor ama CHP yemek veriyor. Kadın kısırları. Yani AK Parti yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu? AK Parti şimdi yönetiyor da, üç tane seseneği var. Faturayı indirecek, kirayesini halledecek, garibana ezmi yiyecek. Buraları yaparsa oy kazanacak. Yapmadı mı başkası girecek. Peki. Yeter artık. Tamam. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Abi ben şimdi kirada oturuyordum. Tamam. Normalde çalışıyorum garsonum. 22 milyar maaş alıyorum. Benim evim bak evim 10 milyardı 15 milyar oldu. Sigaraya zam geldikten sonra. Sigaranın evin ne alakası var? Bak benim peki cümle, sen nasıl 22 bak, alıp 15 bak, benim cümlemde şu param var. Allah çapsın şu param var. 375 bin lira benim kanımı bir doyur sana. Doyur sana. Peki nasıl geçiniyorsun? Bu paraya en fazla bir yemek yerim bir sigara alırım. Ben yarın ne yapacağım? Maaşın yatmasına daha 24 gün var. Peki nasıl yapıyorsun kira 15 lira? Dışarıda yatıyorum. Evi bıraktın. Bıraktım. Çantamı aldım çıktım. AK Parti yönetebiliyor mu? Kirayı vermedim dedim. Dolabım makinem el koydu. Peki AK Parti 22 yıldır yönetebiliyor mu yönetemiyor? Yönetemiyor abi. Yönetiyordu. Bu saatte sonra yönetemiyor. Peki. Şimdi ben bu memlekete huzur, refah olmasa insanlar toplumu birbirine birleştirmese hepimiz perişan olacağız burada. Toplum çok önemli. Birleşmesi lazım. Evet. Biz insanız. Ya o kadar insanlar eziliyor. Abi Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Erdoğan ben yorum yapmak, kimsenin hakkında yorum yapmak istemiyorum ama toplum çok önemli. Ayrıştırıyorlar ama yapmasınlar lütfen. Tamam. İnsanlar AK Parti yönetebiliyor mu yönetemiyor mu? Güzel davransın. Efendim? 22 yıldır AK Parti yönetiyor. Ortadadır. Her şey bellidir. Zaten yapacağı her şey ortadadır. Benim söylemeye gerek yok. Pardon Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor? Ekonomi geliyor.
Ekonomi iyiliği mi kötülüğü mü? Ekonomi kötü, daha bundan kötüsü olur mu ekonominin? Ekonomi kötü mü geldi? Kötü tabii şimdi. Peki şu anda alım gücü kimsede kalmadı. Kime bakarsan bak, benim cebimde şu anda 30 lira para var. Ne yapacağım ben şimdi? Bilsiniz bir çay içeceğiz. Onu da içebilirsen geri borçlu çıkmasan, yemin ediyorum. Peki efendim, AK Parti 22 yıldır ülkeyi yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu? Ya önceden iyiydi 4-5 sene, ondan sonra bir daha AK Parti bitti artık. Yönetemiyor. Efendim, Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Erdoğan batırdı ülkeyi. Batırdı. Peki AK Parti 22 yıldır ülkeyi yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu efendim? Yönetemiyor. Ne zamandan beri? Geldi geleli. Öyle mi? Evet. Benim batışı. Batışı. AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Başarılı mı değil mi? Belediyeler hep borçlu çıktı. AK Partiler hepsini çaldılar, borçlu çıktı. Şey, evet, afişleri de astılar. Başarılı değil. AK Parti yönetiyor mu, yönetemiyor mu? Boş. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Doğan. Deyince aklınıza ne geliyor? Zam geliyor. Zam. Hı. AK Parti yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu ülkeyi? Yönetemiyor, 20 yıldır. 20 yıldır. Geçen gün damga vurdunuz. Demirel'den, Özal'dan örnekler vererek dünün güneşiyle bugün elbisesi kurumaz vesaire. Size itiraz ettiniz. İtiraz etmedim. Dedim ki ne için söylüyorsun? Yoksa sözler doğru. Ben gündemimizle ilgisi nedir? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. O günden bu yana değişik bir şey var mı, yok mu efendim? Ya şöyle, millette bir rahatlama olduğunu hissediyoruz. Yani toplum uzun süre iktidardan sonra tam kazanılamayacağını düşündüğü anda kazanılması önemli bir değişimin olabileceğini, her zaman olabileceğini gösterdi. Aynı zamanda milletimizin de bir patronun halk olduğunu gösterdi. Peki efendim, soruma gelecek olursam, Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Yani son 22 senedir 31 Mart'a kadar girdiği bütün seçimleri bir şekilde kazanan. Yok, 2015'tekinde kazanamamıştı. Ama yine de algı öyleydi. O yine evet yani bütün kendisine çok karşı olanların bile şartlar ne olursa olsun mutlaka kazanılabileceğine inandığı bir adamdı, bir liderdi. O algı zaten evet, o yıkıldı. O 31 Mart'ta yıkıldı. Zaten uzun da sürdü. Ders aldılar mı bu sonuçlarda? Yani tabii kendilerine sormak lazım. Ders almaları da gerekir zaten. Yani bir de şöyle bir şey var. Yani bu halkın gücüne en çok inandığını söyleyen Sayın Erdoğan'dır tabii. Ama bunu kim kazanırsa kazansın öyle söylemek lazım. Yani biz kazanırken iyi, karşı taraf kazanırken kötü olmamalı. Halka mutlaka müracaat edildiği zaman halkın hakemliğine riayet etmesi lazım. Zaten o da öyle yaptı yani. AK Parti ne zamandan beri yönetemiyor efendim? Ya da yönetebiliyor mu? Ne yapıyor? Yani şöyle, ilk iki dönemi fena değildi. İlk 10 yılı fena değildi ama ondan sonra bütün iktidarlar iktidarda uzun süre kalınca bir atalete uğrarlar. Yani ister istemez kendilerinde o heyecan kaybolur. Toplum bu heyecanı biraz geciktirdi. Yani bunu biraz erken alabilirdi. Ülke içinde iyi olabilirdi ama inşallah bundan sonra... Şunu bunu ele geç, STK'larımıza, ticaretimize... Şöyle ben... Tabii olabilir ama bir de tabii halkın... Okul aile birliklerine bile AK Partiler müdahale etti. Ya şöyle deniyor. Acaba yani AK Partililer mi, yoksa AK Parti kazandığı için AK Parti olmayanlar bile AK Partili mi oldu? Onun da ayrıyeten bir incelenmesi lazım gelen bir şeydir. Açık ara farkla kazanacak diyordun, dediklerin çıktı. Çıktı evet. Erdoğan deyince aklına, mutlu musun değil misin öncelikle seçimde? Ya seçimde mutluyum şu anda. Erdoğan deyince aklına ne geliyor abi? Tek adam rejimi geldi. Öyle değil mi abi? Ama Saddam da diktatörlük yapmadı. Bir dakika, niye tutuklasın ki ben hakim? Diktatör niye dersin Cumhurbaşkanı? Hayır abi, bak şimdi şöyle, Saddam... Diktatörde seçim olur mu? Ben tamam, şimdi abi bak, halkın iadesine saygı göstereceksin. Şimdi Saddam da diktatörlük yaptı, Kadhafi de yaptı. Tabii bu Cumhurbaşkanı yapmıyor. Halkın iadesiyle seçime girdi, halkın iadesiyle de gidecek. Eyvallah. AK Parti 22 yıldır ülkeyi yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu efendim? Yok. Bundan sonra yeter artık. Ya artık halk, peki, halk şeyini verdi. Eyvallah. Yeter. Merhabalar, buyurun. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Ekonomist Cumhurbaşkanı maalesef memleketi bu hale getirdi. Malumunuz. Onlar uçurduk Türkiye, diyorlar. Yok, kötü yaptık demiyorlar. Efendim, görüyorsun NAS değişti bir anda, biliyorsun. Allah'ın kelamı bile değişti. NAS indir derken indirdi, memlekete 2 sene kaybettirdi. Yazık değil mi ya? Bugün enflasyona baktığınız zaman onlar %70 diyor. %100'ün üzerinde insanların alım gücü... Sefalette
dünyada 5. sıraya geçmişiz. İlk 5'te Arjantin, Suriye. Değil mi? Savaşın olduğu biz 5'teyiz. Bravo. Aynen. Hakikaten yani. Yani her geçen gün kötüye gidiyoruz. Yani ülke kötü durumda. Yani bugün Cumhurbaşkanı uçtuk diyorlar AK Parti. Yol, köprü, baraj, İHA, SİHA ne dersiniz onlara? Efendim bu köprü möprü karın doyurmuyor. İnsanların temel ihtiyaçları var. Bunları karşılamak. Tabii bunların iyi olması. Tabii bugün neyse. 45 lira olması lazım. Enflasyonla beraber insanların şeyi de siz söyleyin, toplumun ahlak değeri de kayboldu. Farklı. Ne zamandan beri AK Parti yönetemiyorsunuz efendim? Son 10 yıl. Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? İnanın ki ikna kabiliyeti yüksek olan ve lafı olup da icraatı olmayan bir Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Başka bir şey demek istemiyorum. Niye kazanıyor o zaman? Çünkü koyun çok. Çok diye fark etmez. Özgürlük. Hayır. Şimdi şöyle bir şey var. Siz de kur çok diye. Koyun diyen adamlar bak bugün. Koyun çok faydalı bir hayvan. Seviyorum. Evet. Kurusu evet. Var, yünü var, gübresi var, eti var. Sıkıntı yok. Onların toplamına da davar diyorlar. Tamam mı? Eyvallah. He. Dün. Ben soru sorabilir miyim? Bir dakika. Demin arkadaş söyledi. Koyun çok diyor. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verince, Demokrat başka partiye verince koyun mu oluyoruz? Ben öyle bir şey demiyorum. Ben her seçmenin değerli olduğunu düşünüyorum. Ama bak insanlar konuşurken böyle davarı koyunu karıştırıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Şimdi bak. Her insan değerlidir. Yüce yaradan yaratmış. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse evet, milletin dediği olur. Bak kimse bir şey diyor mu şimdi? Doğru. Diktatör var mı arada? Efendim ben sorayım soru. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklımıza ne geliyor? Durun konuşun. İstikrar geliyor aklıma. İstikrar. Devlet millet geliyor. Peki 22 yıldır AK Parti ülke yönetebiliyor mu yönetemiyor mu efendim? Sapına kadar yönetiyor. Peki. Bir dakika. Abi kardeşiz bir iki soru sorabilir miyim? Sor kardeşim. Şimdi hepimiz Türk'üz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde evet, yaşıyoruz. Evet. Hepimiz insanız. Evet. Ve kardeşiz. Birbirimize saygımız olsun. Hangi görüşten olursa olsun evet, birbirimizi sevelim sayalım saygımız olsun. Hı. Sema Asası bebekleri biliyor musun abi? Dürüst olalım, açık sözlü olalım. Her meydanda, metro, metrobüs istasyonlarında SEMA hastası bebekler var. Boğazları delik, karınları delik, 10 makineye bağlılar, ilacı Zolgensma, fiyatı 2 milyon dolar yani 60 trilyon. Erdoğan'ın oturduğu sarayın bir günlük harcaması bile neredeyse bu bebekleri kurtaracak kadar. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yılda bir ilaç yüzünden hayatını kaybediyorlar. Ben yaşadığım şeyi söyleyeyim sana. SMS hastalığını bilmiyorum. Ama kanser hastası olduğu zaman kas kemik gelmesi. Bak he tamam. Bir kanser hastası olduğu zaman eskiden vallahi aile batıyordu, sülale batıyordu. Para bulamıyorlardı. Hastanenin içinde rehir kanıyordu. Rehir şey yapmıyordu. Onun cevabını verir misin? Ya kardeşim şu anda öyle bir şey var ki dünyada olmayan şey var Türkiye'de tamam. İnsanlar alışmış biliyor musun? Ver yiyeyim, ört yatayım alışmışlar tamam. Her şeyi devletten beklenir mi kardeşim? Miyiz? Müslüman mıyız? Elhamdülillah Müslüman. Hepimiz Müslümanız Allah'a şükür. İsveç diye bir ülke var. Kur'an-ı Kerim'imizi yaktı. Bizim dini kitabımızı yaktı. Ayaklar altına aldılar, yerden yere vurdular ve yaktılar. Erdoğan bunu propagandasını yaptı. Dedi ben yaşadığım sürece, nefes aldığım sürece İsveç NATO'ya girmek istiyordu. Dedi ben İsveç'i NATO'ya sokmayacağım, ona vermeyeceğim. Bir gün sonra İsveç'i NATO'ya soktu. Senin dini kitabını yakanı. Sen bu konuda fikrin ne abi? Ya yakmasa da başka bir şey söyleyeceksiniz kardeşim ya. Cevap veriyorum. Evet bunlar ya. Siyasi bir arada dediler ki. Müslüman ülke olarak bizim NATO'da olmamamız lazım doğru mu? Bir ara papazı bıraktılar. Bir papazı bıraktılar. Senin andımızı kim kaldırdı abi? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özünden çok sevmektir. Andımızı kim kaldırdı? Ne diyorsun kardeşim sen? Senin kimliğinde dinin İslam yazıyordu. O İslam ibaresini kim kaldırdı abi? Bunların cevabını verir misin bana? Kim kaldırdı bunları? Soruyorum sana ben biliyorum. Kim kaldırdı? Bildiğin soruyu niye soruyorsun bana? Kim kaldırdı abi ben niye biliyorum. Niye soruyorsun bana bildiğin soruyu? Millet öğrensin diye herhalde. Millet öğrensin diye. Şimdi eskiden de milletin dini yani İslam olsa ne olur şimdi kimliğinde yazsa ne olur? Bak Sema yazsa ne olur kardeşim? Şey yapılmıyor. Senin Kur'an-ı Kerim'i yakan İsveç'in NATO'ya soktu. Ya, lütfen sen bitirin. Andını kaldırdı. Sizinle bitirelim. Yani bir sürü şey yaptı. Ya müsaade et ya. Emekli ya sen kardeşim. Kirayı yetmiyor. Ya sen demagoji yapıyorsun. 17 bin TL kirayı yetmiyor. Demagoji yapıyorsun. O manda yordu kestane balığı yiyor. Ejderha meyvesi yiyor. Türk halkı poğaça simit yiyor. Poğaça simit yiyor. Onu da aramıyor. Poğaça simit yiyor. Her gün. Asker evet. Poğaçası geliyor. Her gün kadınlar cinayetle buraya gidiyor. Uyuşturucu almış başını gitmiş. Ne bağırıyorsun? Beni mi diyorsun? Beni mi diyorsun? Neye bağırıyorsun? Neye bağırıyorsun? Neye bağırıyorsun? Ya bağırmıyor. Ha buraya bağır. Ama deme. La benim fikrim bu. Benim fikrimi rica edeceksin. Dört tütük yönetseydi Türkiye'nin her yerini alırdı bütün belediyeler. Ben böyle düşünüyorum. Sen fikrini söyle. Başkenti kaybetti. İstanbul'u kaybetti. Ondan sonra Antalya, Mersin, Adana her yeri kaybetti. İyi yönetseydi kazanırdı. Bağımsız şu anda bir Türkiye var. Efendim Türkiye bağımsız 1 dolar ne 33 lira? İsterse 43 lira olsun ya. 43 lira olsun. Ben Suriye gibi. Değerli olması lazım.
Ya mutlaka. Yesene abi sen. Yiyebiliyor musun? Ya bacım boş ver. Git ye. Böyle şeylere bak. Git ya. Demagoji yapma hadi. Ben orada eskiden de yiyemiyordum. Ya demagoji mi bu? Eskiden de yiyemiyordum. Demagoji mi bu? Tabii demagoji. Demagoji sen yapıyorsun burada. 11 bin lirayla geçirmek istiyorsun. Nerede demagoji? Git şurada ye bakayım. İki kişi bir yemek ya 1000 lirayla çıkmış. Ben eskiden de yiyemiyordum orada. Eskiden niye yiyemiyordun? Ben yiyordum, sen yiyemiyordun. Aynı ülkede değiliz biz. Biz aynı ülkede değiliz. Aynı ülkede yaşamıyoruz. Ben de yiyordum, sen de yiyordun. Yok yemiyordum, ama yalan şimdi söylüyorsun. Vallahi yemiyordum. Sen yalan söylüyorsun. Vallahi yalan söylüyorsun. Abi yemen gerekmez mi? Normalde yemen gerekmez mi? La ben bir emekli insanım, bak. Anadolu. Ya evet, kötüne kadar yalan söylüyor. Şurada gidip yemek yiyemezler. Ben bu adama niye oy veriyorum? Ben yaşam standartım yükseldi diye. Anladın mı? Ya kardeşim, bir insan niye oy verir? Yaşam standartları yükselsin diye verir oy. Anladın mı? Yaşam standartı düştükten sonra ben niye oy vereyim? Niye oy vereyim? Sizin fikrinizden değil. Benim yaşam standartım ekonomi kötü babacığım. Ne ekonomisi be? Ekonomi berbat. Bu kadar olmaz. 11 bin lirayla geçim yapın. Yalan söylüyorlar. Nerede oha ne yakına ne geliyor? Bir şey diyeceğim ben de orada. Batık Türkiye geliyor. Ne geliyor? Evet. AK Parti 22 yıldır yönetebilir mi yönetemiyor? Bir dakika. Yönetebilir mi yönetemiyor? AK Parti ilk 5 yıl yönetti, ondan sonra sıfır. 11 bin lira alıyorum diye yalan mı söylüyorsun? 11 bin lira maaş alıyorum diye geçinemez mi? Ya mümkün var mı ya? Sallıyorlar. Sallıyorlar ya abicim, sallıyorlar ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Buradan istişiyor gitseler Aksaray'a gidip gelsinler, zaten 100 lirası gidiyor adamı ya. En az. Sen 100 lira gidip 100 lirayla geliyorsun, orada bir simit yiyorsun, bir çay 50 lira, da öyle gitti 150 lira. Otomatikman 4500 liran gitti senin. He, daha geriye de kaldı. Hani elektriği, suyu, şey. Şimdi 15 lira burada. He? 15 lira. Hadi 10 lira diyelim. Ne 10 lira? 20 lira. Ya hadi 10 lira diyelim ya. Hadi 10 lira diyelim. Ne olacak? Yandı gülüm keten elma. Ne yanması ya? Köküne kadar tutmuş. Evet arkadaşlar, kapa. İslam İş Birliği Teşkilatı var. Arap İş Birliği Teşkilatı var. Hep beraber. Ben gideceğim ama şimdi. Abi son saniye. Olarak şunu toplayayım. Yalan abla konuşsun. Çok özür dilerim. 10 saniye. Ben gideceğim ama. Tamam. Ben sadece şunu söylüyorum. Biraz gelin tam çeksin. Şu telefonumdaki şu resme bakar mısınız? Şuna bakın, çekebilirsiniz. Bu resimde şey diyor. Erbakan Hoca'yı söylüyor. Bunu biriniz okur musunuz? Ben değil. Okur musun sesli bir şekilde? Şu beyefendi okusun. Bas üstüne. O hiç tek başına iktidar olmadı. Şuraya bas bir dakika. Çok özür dilerim. Paylaşımı şuraya basarak tamam. Okur musun sesli bir şekilde? Necmettin Erbakan, o iş tek başına iktidar olmadı ama 18 çimento fabrikası, 16 gübre fabrikası, 14 şeker fabrikası, 23 Sümerbank fabrikası, 63 organize sanayi bölgesi, 253 küçük sanayi bölgesi, 32 ağır makina fabrikası, 77 büyük sanayi tesisi. Tamam, sadece şunu söylüyorum arkadaşlar ve gidiyorum. Bugün bu iktidarda olan kardeşlerimize, buradaki deminki bayanlar bağırıp çağıran beyefendiler, bayanlar neden bağırıyorlar ki? İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Bu kadar bağırmaya gerek yok. Önemli olan diyalog. Bağıranlara şunu soruyorum. 25 senedir bizim ülkemizde bizi yöneten iktidar bunların hangi birini yaptı? Satmaktan başka yol yaptı, doğru. Çamlıca'ya cami yaptı, doğru. Yani ben Müslümanım elhamdülillah. O zaman Erbakan'ı de. O zaman Erbakan'ı de. Bırakın şimdi ya. Biz bakın, biz dinlemesini bilmezsek bu halk lütfen. Bu halka neyi öğrettiler biliyor musunuz? Bu halka diyalog kurmayı, dinlemeyi, empati yapmayı, bu halka seni beni değil
değil, bu halka ayrımcılığı. Sen, ben, o, bu, şunu yaptılar 20 senedir. CHP'li de benim kardeşim. Abla, Erdoğan'dan önce çok mu diyalog vardı? Sağcı solcu olanları vardı, her gün birbirini öldürüyorlardı. Bak, Erdoğan'dan sonra mı böyle olanlar oldu? Siz Erbakan, ben Erbakan'a hizmet ediyorum. Erbakan'a hizmet ediyorum. Eğer bugün Erdoğan'dan önce her gün feali meşhur olaylar olur, her gün birini öldürüyorlardı. Bir şey söyleyeyim. Ben biliyorum, senin sonuna cevap veriyorum. Ben şunu söyleyeyim. Bu ülke dört dörtlük maşallah. Herkes gülü gülistanlı geçiniyordu. Şunu söylüyorum. 20 önce çok mu güzeldi ya? Çok mu güzeldi abla? Her gün bir Güneydoğu'da kim kimi öldürüyordu farkında değildi ya. Şimdi de öldürüyor. Sanki Erdoğan geldi ya. Gidiyorum. Bir şey kötü oldu. 25 senedir şunu söylüyorum. 25 senedir, 25 senedir birçok şey güzel olmuş olabilir. Ben Fatih Mahallesi'nden Beylikdüzü'ne gidiyorum. İki kişiyle gidiyorum. Sadece yol parası 250 lira veriyorum. Yönetemiyorum artık AK Parti'yi. Efendim? AK Parti artık yönetemiyorum. AK Parti'nin ben evet güzel yaptığı şeyler olabilir ama bu yani yönetimdeki insanları şunu anlamıyorum. Hatalarını da iyi görüyorlar. Bak hataları da iyi görüyorlar. Yaptık. Yani bir insan yanlış yapıyorsa yanlıştır. Doğru yapıyorsa doğrudur. Biz doğrunun yanındayız, yanlışın karşısındayız. İstifa etsin AK Parti artık. Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Ne geliyor? Hırsızlık. AK Parti yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu? Yönetemiyor. Ay işte seçimlerde gördük. Ekrem İmamoğlu değil. Ya siz. Hayır, onların işte geleni konuşunca sesleri çıkmıyor. Tamam sus. Boşver sen, bırak ne varsa yapsın. Peki efendim, AK Parti 22 yıldır arkadaşlar teker teker hepimiz konuşacağız, sıkıntı yok. Sakın sakın hiç sakın. AK Parti 22 yıldır ülkeyi yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu efendim? İlk 10 sene iyiydi, ondan sonra bozuldu. Peki, diğer soru. Şimdi hepten bozuldu ve çöktü, bitti, haritadan silindi. Peki. AK Parti silindi. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Efendilik, dürüstlük. Şimdi kent lokantasından geliyorum. 40 TL verdim ama bak karnıma bak şişti. 5 çeşit. Ne vardı? Domates çorbası vardı, dana haşlama vardı, su böreği vardı, ekmek, su, armut. Bak 6 tane 40 TL. Bir kutu sigara bugün 60 TL'den başlıyor. Düşün, karnını da doyurmuyor. Ben şimdi doyurdum, yarın öğlene kadar gene oradayım. Sen seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. 2026'da Mart'ın 31'inde seçim var. Bitti. Ya Cumhurbaşkanı da İmamoğlu. Hazır bundan korkuyor AK Parti. Niye 2026? Şimdi çok yorulduk. 25'te biraz dinleniyoruz. Ondan sonra coşuyoruz gene. Coşuyoruz. İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Mansur Yavaş Başbakan. Ondan sonra ülke aynen Atatürk'ün bıraktığı ülke oluyoruz. Aynen öyle oluyor. AK Parti silindi. Haritadan silindi, yok oldu, tuzla buz oldular. Gördün mü, sesleri de çıkmıyor. Ama yine %35 oylar var. Bir de utanacakan, bir de balkon konuşmasına çıkıyorsun. Ya hiç olmazsa bir de tebrik et ya. Tebrik etme. Nerede, ben duymadım. Man yaptı, ondan sonra indi aşağı. Bugün grup konuşmasında dedi ki en çok belediyeyi biz kazanmışız dedi. Bugün grup konuşmasında dedi ki en çok belediyeyi biz kazanmışız dedi. Nerede 36, 26 mı 28 mi belediye başkanlığını kazandık? Evet, 26 tane ya. Ben bırakır giderim. Ceketimi çıkarır bırakır giderim hükümeti. İki cümle ben. Gelsin tabii. Gelin lütfen. Efendim Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Geç öyle, öyle. Bir dakika. Önce saygıdeğer arkadaşlar. Ya gel kız yakına gelsen, kız yakına gel. Bak. Önce beyler, bayanlar, saygıdeğer arkadaşlar, bakın, saygıdeğer arkadaşlar, burada bir röportaj yapılıyor, bunu herkes duysun. Şu anda birbirinizden konuşmayın, bir dakika dinleyin, buyurun. Efendim, Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Bakın, Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Soru basit. Arkadaşlar, dünyanın işi, ailenin geçimi, toplumların geçimi sistemlere bağlı. Erdoğan deyince tek adam rejimi gelir. Arkadaşlar, dünyada demokrasi, insan hakları, 32 madde,
Bunu kabul etmeyen toplumlar geri kalmış toplumlar. İnsan haklarını kabul edeceğiz. Herkes bir insandır. Erdoğan kadar değerlidir. Buradaki bütün insanlar, baştaki başbakan, affedersin tuvaleti bekleyen arkadaş, eş değerde insandır. 9 aylık canlı türüdür. Önce böyle düşünelim. Erdoğan Bey'in sistemi tek adam rejimi. Biz demokrasiden tek adam rejimine geçtik. Bunun ilerisi de padişahlık. Onun için sistemin değişmesi lazım. Saygılarımla. AK Parti 22 yıldır yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu? Arkadaşlar, her partinin bir zaman tüneli var. İnsanlar nasıl 50-60 yaşına kadar yaşıyorsa siyasi partilerinde bir ömrü var. Bu arkadaş 3 dönem yaptı. Bunun ömrü bitti. Çünkü dünya ekonomik sistemlere göre değişiyor. Dine imana göre değil, milliyetçilikle ilgili değil. Biz daha dine takılmışız, milliyetçilikle uğraşıyoruz. Ekonomi ne olacak? Bu hanımefendi emekli, diyor ki... Emekliye 10 milyar maaş, bu ne ya? Parayı geçelim, bir dakika. Sistem meselesi. Ya şimdi, sisteme boş ver. Şu anda bakın, 100 dolar 3250 lira olmuş. Senin paranın değeri düşmüş. Bitti. Paranın değerinin yücelmesi için de ekmemiz biçmemiz lazım. Üretken olmamız lazım. Saygılarım. Peki. Gel konuş. Ona kimse bir şey demiyor. Kardeşim, kesinlikle girmeyeceğiz. Bütün dünyanın derdi Türkiye. Türkiye'yi elde etmek istiyorlar. Hayır efendim, Tayyip'in arkasındayım da kimle eğer ki ülkemi kuruyorsa onun arkasındayım. Yalan konuşmasınlar. İsrail'e ticaret yapsınlar mı? Yapsınlar. Sen ticarete onun bir imzalanmış notu var kardeşim. Yapmasan dünya para ödeyecek senden. Tel satsınlar, petrol satsınlar. Ha senin patron, ya boş konuşmayın ya. Şu ülkeyi harap etmeyin. Az bir saniye gel. Bir saniye, bir saniye, bir dakika dur. Şimdi Filiz, az bir saniye, bir dakika gel buraya, gel kaçma. Müslüman ülkeler, bir dakika beni dinle. Alo. Az beni dinle ya. Kaçma Az, bir dakika kaçma, gel buraya, gel. Ben sana bir şey diyeceğim. Az gel. Evler bedavaydı. Ne yaptın? Bir şey oldu, aramadın. Bir saniye beni dinle, beni. Sen elhamdülillah Müslüman mısın? Müslümansın. O zaman Müslümanım diyorsun. Ondan sonra Müslüman ülkeler vururken sen nasıl destek veriyorsun buna? Bir dakika beni dinle. Sen elhamdülillah Müslüman mısın? Tamam, Müslümansın. Madem Müslümansın. Gazze'de Filistin vururken sen nasıl ticaret yaparsın? Sen o zaman toprağın altında hesap veremezsin. Veremezsin. Kesinlikle veremezsin. Ben ona değilim. İmzalanmış bir şeyler var. Müslüman ama onları... İsrail de imzalamış. İsrail imzaya uyuyor mu? Ya tamam da... İsrail imzaya uyuyor mu? Sen o parayı verecek misin? Bak İsrail'e dinle. İsrail'e diyecek ki sen bu savaşı kasene kadar... Siz var ya... Bakın sizler var ya, bu ülkeyi batırmak istiyorsunuz. Neyi soruyorsun abi? Bunların beyni yıkanmış gitmiş ya. Efendim konuşalım. Ne konuşacağız abi? Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Abi şimdi ben konuşursam bizi tutuklarlar, gerek yok. Biz zaten mahkemelik olduk bu konularda. AK Parti yönetebilir mi, yönetemiyor mu? Abi nasıl yönetecek ya, görmüyor mu? Ülke mülteci yuvasına dönmüş. Her taraf rezillik, pislik almış başını gidiyor. Bugün ülkede kaç? 15 milyon mülteci var, doğru mu? Bunlar 10 sene sonra 45 milyon, 50 milyon mülteci olacak. Ondan sonra ne olacak? Bunlarla zapt edemezsin. Edemezsin. Adamlar şimdiden vatan bizim diyorlar. Doğru. Bu işgal projesi ya. Abi halk zaten kararını vermiş yani.